hem Urfa usulü lahmacun yapıyoruz, hem Antep usulü lahmacun yapıyoruz. Urfa usulünde farklı olarak soğan kullanıyoruz. Sadece soğan, domates, biber, et kullanıyoruz. Antep'te de herkesin bildiği gibi maydanoz, sarımsak, domates, biber o şekilde kullanıyoruz. Sadece ikisinin ayırt edebildiğiniz özelliği bu. Urfa'yı yuvarlak yapıyoruz. Diğerini dikdörtgen yapıyoruz Antep lahmacunu. Bulunduğumuz il itibariyle ikisine de rağbet oluyor ama tabii ki Antep lahmacun tescilli bir ürün, gastronomi şehri, dışarıdan gelen insanların, turistlerin Gaziantep lahmacunu daha çok böyle merak ettiklerinden dolayı tabii ki Gaziantep lahmacunu ağırlıkta satıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum. Antep'e geldim. Antep'e gelmişken lahmacun da yiyelim dedik. Şu an Antep lahmacunu tercih ediyorum. Zaten lahmacun denince akla Antep lahmacunu geliyor. Urfa lahmacunu da meşhurmuş ama bizim damak zevkimize uyan Antep lahmacunu olduğu için şu an Antep'te Antep lahmacunu yiyorum. Urfa lahmacunu isotlu, salçalı ve soğanlı oluyor. Ama bizde bunlar hiçbirisi yok. Sadece sarımsak koyuyoruz. Hem daha hafif oluyor. Hem de şu an turistler buna daha çok rağbet ediyor. Nasıl? Müşterilerin tepki nasıl? Size gelenler Antep lahmacunu, Şanlıurfa lahmacunu tercih ediyor. Yani Antep daha popüler şu an. Zaten lahmacun Gaziantep'in tescilli ürünü. Adana'dan geliyoruz. İlk defa tattım lahmacununu. Güzel, lezzetli, memnun kaldık. Peki Antep lahmacunu mu, Şanlıurfa lahmacunu mu? Antep lahmacunu, evet. Her şeyle Türkiye'nin her yerini dolaştık. Gaziantep'in ağız tadı farklı bir şey. İnanın farklı bir şey. Ben Adıyamanlıyım. Ben böyle lahmacun yemedim. Peki, çıtır çıtır. Buyur abi. Antep lahmacun mu, Şanlıurfa lahmacun mu? Abi Antep. Tek. Üstüne yok. Buranın en önemli özelliği tabii ki lahmacun içine giren isodunun burada yerli ve milli olması, orijinal olması ve daha sonra domatesinin, salçasının ve aynı zamanda tabii ki çok çok önemli olan etinin. Bunlar hepsi buradaki yöresel, bizim kendi hayvanlarımızdan, kendi tarlalarımızdan, kendi bitkilerimizden üretilen ürünlerden oluşması. Dolayısıyla Urfa lahmacunu bir başkadır. Urfa lahmacunu burada tescillidir, tescilli bir üründür. Aynı zamanda da bizim meşe ateşindeki odun fırınlarımızda da pişince lezzeti bir başka oluyor. Tabii biz burada yöresel adıyla kıymalı diye hitap ederiz. Antep'le arasındaki fark dediğim gibi sarımsak özelliği var. Biz soğan kullanırız, onlar sarımsak kullanırlar. Ve bizimki ince ve yuvarlak şeklindedir. Antep'inki biraz daha oval şeklinde olur. İçerisinde onlar biber de koyarlar, domates de koyarlar. Ama bizim özelliğimiz budur. Kendi isotumuz, kendi domatesimizle yapılan harmanlanırken harika bir aroma verir ve çok güzel bir tat ve lezzet oluşturur.